Kahramanmaraş merkezi depremlerde enkaz altından çıkarılan vatandaşlar Türkiye'nin birçok yerinde hastanelerde tedavi altına alındı. O hastanelerden biri de İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Hastanenin farklı birimlerinde tedavi gören depremzedeler deprem travmasını atlatmak için psikiyatri servisinden de destek alıyorlar. Hastalarımızla her gün görüşüyoruz. Şahsen ben de görüşüyorum. Hastalarımızda yaşadıkları fiziksel travmanın yanında çok yoğun bir şekilde psikolojik travma da yaşıyorlar. Yaşadıkları deprem anından ziyade bu insanlar yakınlarını kaybetmişler. O yüzden de oldukça üzgünler, kaygılılar ve hem mevcut durumları için hem de gelecekle ilgili kaygı taşıyorlar gerçekten de. Zaten Sağlık Bakanlığımızda bu anlamda bu hastaların sürekli bir şekilde ihtiyacı olanların psikiyatrist ve psikologlarla görüşmesini salık verdi ve biz de bu anlamda yatan hastalarımızı sürekli bu ilgili branşlarla görüştürüyoruz psikolojik destek anlamında. Hastanemizde yatmayan ancak deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın da randevusuz olarak gelip muayene olabilecekleri hem psikiyatri hem de psikoloji polikliniklerimiz mevcut. İsteyen vatandaşlarımıza randevu almadan hastanemize başvurdukları zaman bu psikiyatrik ve psikolojik desteklere ulaşabilirler. Benim de kendimin görüştüğü hastalar en ufak bir yatak gıcırdamasından bile rahatsız olduklarını, hemen bir deprem oluyor kaygısına kapıldıklarını söylüyorlar. Temel kaygıları depremin tekrar edeceği hissi. Hatta o yüzden bizim hastanemiz yüksek katlı bir bina. Biz hastaneden çıkıp bir an önce konteynerde bile yaşamaya razıyız diyen insanlar var. Yani deprem kaygısı çok üst seviyede. Hastanede bile kalmak istemiyorlar. Bazı hastalarımız evet bizi bir an önce taburcu edin. Biz köy evimize gideceğiz diyenler var. Konteynerde bile yaşamaya razıyız diyenler var. Çok kaygılılar deprem tekrar edeceği korkusu